Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte modemimizin, internetinin şifresini nasıl değiştirebileceğini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, ilk önce yapacağımız şeylerden birisi bir tarayıcıya girmek. Ben Chrome kullanıyorum. Ve tarayıcıya 192.168.11 yazmak. Bu modemin arkasındaki şey var. Genelde bu hep budur arkadaşlar. Bunu yazın ve çıkar. Ama bu olmak zorunda değil. Hani ufak belki sonunda 2 yazar. Belki başka bir şey yazar. Bu ufak tefek değişebilir. Ama siz bunu tarayıcıya yazdıktan sonra ben buradan giriş yaptım. Siz şuradaki bakın bunu tabletten yaptım ben şu an. İsterseniz siz telefondan, isterseniz laptop'tan, neyden istiyorsanız oradan girebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada yukarıda gördüğünüz gibi şu bağlantıdan işte Google'a bildiğiniz gibi şunu yazın ve çıkıyor. Şimdi karşınıza iki tane ekran gelecek. Ben başka yerden giriş yaptığımız için artık oradan giriş yapamıyorum. Kaydettim. Arkadaşlar ilk butona şimdi arkadaşlar ilk başta girdiğiniz zaman karşınıza iki tane seçenek çıkacak. Burada bir şey yazıyor işte tezen bir şey yazıyor. İlk butonda admin aşağıdakine ttnet yazacaksınız. Gireceksiniz orada yeni şifre oluştur diyecek. O yeni şifreniz değil. O modemin şifresi değil. Alakası bile yok. Yani o sadece normal bağlantınızın gibi bir şey arkadaşlar. Ona yeni şifre olarak zannetmeyin. Hani modemin şifresi olarak zannetmeyin. Ona girin. Hani bana kalırsa yeni şifre girmeyin. Ona atla geçin. O hiç önemli değil. Ben size şimdi göstereceğim. Arkadaşlar buna girdikten sonra ben buradan girdim. İsterseniz siz de buradan girebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu çıkmıyorsa yani siz bunu yaptıysanız ve modemin şifresini unuttuysanız şu an konuşamadım. Arkadaşlar modemin şifresini unuttuysanız şurada i butonundan girip modemi nasıl resetlenir videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ondan sonra gördüğünüz gibi burada bir IP adresini söylemiştim. Tekrar tekrar ediyorum. Çünkü önceki videomda anlamayanlar vardı. Buna benzer videolar çektim. Girelim. Ben buradan işte şu an görmüş olduğunuz gibi karşınıza şöyle bir seçenek çıktı. Bir süre sonra bunun zamanı geçmiş. Altına ve admin. Ben tam da denk geldi. Bir süre sonra bunun zamanı geçiyor. Ben burada geç diyorum. Arkadaşlar 2-3 saniye bekledikten sonra karşımıza böyle bir seçenek geliyor. Şu an burada yazı bu modemin içine bağlananları gösteriyor arkadaşlar. Şu bağlanmış diye. Bir de bu. Yani bu TV bu o bağlandı. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ayarlar simgesine girin. Burada kablosuz simgesini seçin. Kablosuz simgesini seçiyoruz. Bekliyoruz biraz. Biraz bekledikten sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar en ilk başta modemimizin ismi yani modemimizin bu ismi ne olsun direkt burada seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. İşte ben ismini bilmem ne koyarım. Yani telefonu açıyorsun işte şifre atıyorum. TTN şifre diyorum. Modemi nasıl görüyor telefon? TTNet görüyor veya sizin eski koyduğunuz şeyi görüyor. Şimdi arkadaşlar bu da modemimizin şifresi. Şu an ben bu şifreyi değiştireceğim. Şu an şifreyi buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bunu kaydettikten sonra şu an bulunmuş olduğum cihaz kablosuz olarak kesilecek. Kablo ağı kesilecek ve modem kendine reset atacak ve sizin şu an buraya atamış olduğunuz şifreyi kabul edecektir. Ve gördüğünüz olmuş gibi yukarıdaki ismi kabul edecektir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ortadaki bağlantıdan kanalıma abone olabiliriz. Şuradaki ve şuradaki bağlantıdan da bambaşka Onur Emre Sel videolarına gidebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.